Turkish Voice of Canada, Kanada'nın Türkçe sesini izliyorsunuz. Ben İrem Çakır. Bugün 15 Haziran 2023 Perşembe ve ben bir serbest akış sohbeti yapacağım sizinle. İçinde elbette somut bilgiler var ama gelişini anlatacağım. Şu sorular var aklımda. Kanada size yalan mı söylüyor? Kalmak mı zor, dönmek mi? Göçmenlikte çekilen acıların, ağır mücadelenin suçu sizde mi, Kanada'da mı? Neyse ki hayat kolaylaştıran bir şeyler var. Türkiye'ye para göndermek istediğinizde Western Union uygulamasını kullanmak gibi. Başlayayım şimdi. Az önce sorduğum sorular genelleme yapmanın mümkün olmadığı konular aslında. Anlatacaklarımı değerlendirirken farklı kişisel dinamiklerinizi göz önüne almalısınız. Kanada'ya gelme, Kanada'yı seçme nedeniniz, yaşama ve çalışma motivasyonunuz, mesela dirayet ve azminizin derecesi, hatta huzur ve mutluluk kavramlarını hayatınızda nasıl tanımladığınız. İşte tüm bunlara bağlı Kanada'da kalmak ya da bu ülkeden gitmek. Kanada, ülkenin nüfusunu arttırmak için göçmenlik politikaları üretmek zorunda. Daha çok göçmen çekmek zorunda ülkeye. Peki göçmen olarak geldiğinizde beklediğinizi bulamadan, hiç tatmin olmadan, mutsuz ve umutsuz yaşamaya devam mı etmeli? Kurmaya başladığınız düzeni yıkıp gitmeli misiniz yoksa? Kanada'nın almaya karar verdiği göçmen sayısı tarihi bir düzeydi. 2023'te 465 bin, 2024'te 485 bin, 225'te 500 bin daimi oturum izni verilecek. Hani Kanada'da 1,5 milyon göçmene kapıları açılıyor haberleri var ya, işte onun kırılımı bu sayılar. Kanada vasıflı göçmen arayan tek ülke değil dünyada. Ancak çok iyi eğitimli, motivasyonu yüksek birçok göçmenin de geldikten sonra terk etmeyi düşündüğü çok garip bir ülke. Statistics Canada, Kanada İstatistik Kurumu'nun verilerine göre göçmenlerin %20'sine yakını Kanada'yı geldikten sonraki 10 yıl içinde terk ediyor. Elbette Kanada rüyasını bir çırpıda bırakıp gitmek de kolay değil. Göçmenlere fırsat eşitliği var mı? Soru çok önemli değil mi? Süper eğitimli, doktoralı, sağlam bir meslekte zaten kariyer yolunda adımlar atmış olarak Kanada'ya geldiğinizde bu yolun aynen ve hatta yükselerek devam edeceğini beklemek gerçekçi değil. Kanada'da bir söz vardır. Looking for a job is a full time job. Evet, iş aramak tam zamanlı bir iştir. Günde 50'den fazla rezüme, hani Türkçe'de özgeçmiş yani CV için burada rezüme kullanılıyor biliyorsunuz. Gün bunları gönderirsiniz. 50 başvurudan ikisinde mülakata çağrılırsanız efsane başarıdır. Ne oluyor o zaman? Vasıflı göçmen olarak Kanada'ya gelenler bilgi, beceri, eğitim ve deneyimlerinin çok altında işlerde çalışıyorlar. Düzenli takipçilerim bilirler. Acı ama gerçek bir Kanada şakası var. Birçok yayınımda atıfta bulunmuşumdur. Göçmen stand-upçıların en favori de esprisidir bu arada. Kanada'da kalp krizi geçirecek en iyi yer neresi sorusunun cevabı Uber'dir. Zira şoförünüzün doktor olma, hatta cerrah bile olma ihtimali çok yüksektir. Kasiyer, satış elemanı, mühendisler, dişçiler, hayatın normal akışıdır. Bu öylesine sohbet konusu bir tespit değil bakın. Kanada İstatistik Kurumu'nun da onayladığı bir bilgi aslında. Kanada'ya ekonomik kategoriden gelen, yani yüksek eğitimleri ve bilgi becerileri için seçilmiş gruptaki göçmenlerin %34'ü seviyelerinin çok daha altında işlerde çalışıyor. Kanada'da 10. yılını devirenler arasında bile hala kendi seviyelerinin altındaki işlerde çalışanların oranı, bakın, %31. Ben sorulduğunda benimle yapılan birçok röportajda anlattım, ancak kendi kanalımda hiç anlatmadım sanırım. Yeri gelmişken burada bir kendimden örnek vereceğim. Geçmiş zamanın self-employed kategorisinden başvurarak ve PR'ımızı alarak geldim. Daima oturma iznimiz. O zamanlar spor, sanat gibi alanlarda dünya çapında bilgi ve tecrübe sahibi olarak başvurabileceğiniz bir kategoriydi bu. Ben de dünya çapında televizyon muhabirliği, programcılığı yapmış İrep olarak başvurdum. O kadar hızlı kabul edildim ki inanamazsınız. Çünkü Kanada diyordu ki, madem bu mesleği bu kadar iyi yapıyorsun, gel
Benim ülkemde yap. Bana katkıda bulun. Çünkü ihtiyacım var. Geldim. 44 yaşındaydım. Son 20 yılın savaşlarında, savaş alanlarından bildirmişim. Tüm toplumsal olaylarda ekrandayım. Türkiye'de özel röportajlarım yıkılıyor. Kimsenin ulaşamadığı insanlara ulaşıyorum. Geç kuşak bilmez ama anne babalarına sorsunlar. Onlar tanır beni ekranda. Geldim CBC'ye. Kanada'nın kamu yayıncısı. En inclusive, kucaklayıcı, kapsayıcı olma iddiasındaki yayın organı. Bir e-posta ile randevu aldım. Greg Rohm'dan. Managing Editor. Muhabirlerin müdürü. İşe alan o. Yükselten o. Meslektaş dayanışması sonuçta yaptıklarımın önünde hemen geldi. Bu arada benim televizyonculuk dönemim analog dönem. Koca koca hani kasetlerle, kameralarla çalışıyoruz. Onların hepsi arşivlerde şimdi. Ara ki bulasın. Hani çocuklarına, torunlarına gösterecek iki haber yok dijital ortamda. Neyse ki haber merkezlerindeki eski müdür arkadaşlarım arşivlerden birkaç haberimi bulup çıkarttılar. Afganistan'dan, Irak'tan, Filistin'den dijitale dönüştürüp yolladılar bana. CBC'de başladık Greg'le toplantıya. İşte bu aldığım şeyler de haberler de elimde. Bu sohbet toplantı sohbete dönüştü. Konuştukça da bitmiyor. Adam hele ki o eski yayın örneklerimi gördü. Ben seni senior muhabir yapmalıyım burada. Hatta anchor olmalısın. Tek kelime anlamadığım bir dilde konuşuyorsun bu izlediğim videoda ve buna rağmen izliyorum seni. Müthiş, müthiş dedi. Dedi ve sonra ekledi. Bunların hiçbirini yapamam. Yapamam. Çok istesem de yapamam. Seni ekrana çıkaramam. Çünkü İngilizce. Nasıl yani? CNN International'a yayınlar yapmışım. Avustralya Kanal 7'ye, İsviçre SRF'e çalışmışım. Elbette aksanım, artikülasyonum Kuzey Amerika İngilizcesi değil ama sen değil misin her tarafa "It's cool to have an accent" yazan sevgili Kanada? Bir göçmen İngilizcesi yüzünden özür dilediğinde ne demek özür dilemek? Böyle konuşmanız başka bir dili bildiğinizi gösteriyor. Ben buna ancak saygı duyabilirim diyen Kanada nezaketi vardır. Nerede? Greg bana İrlandalı bir muhabirin örneğini verdi. Senelerce Dublin'den haber geçmiş CBC'ye. Sonra Toronto'ya taşınmış. 2-3 anonsla habere yollamışlar. Sonra ağır İrlanda aksanı var diye ekrana çıkarmamışlar. Bunu CBC'nin baş editörü olarak anlatıyor bana, düşünün. O İrlandalıya göre de Kanada'nın acayip bir İngilizce aksanı olmalı ama neyse. Demem o ki, ben o yaşımda ta gerilerden başlayacak, yarım yaşımdakilerle masada haber yarıştıracak, onların genç rekabetçi hormonlarıyla mücadele edecek hevesi bulamadım kendimde. Vazgeçtim. LCBO'da çalıştım. Ontario'nun tekelidir. Şarap uzmanı olacağım diye de yeni bir yaşam hedefi belirledim kendime. Uber yaptım. Çok iyi kazandırıyordu o zamanlar Uber deyip geçmeyin. Sonra döndüm mesleki köklerime. İşte buradayım. Turkish Voice of Canada, Kanada'nın Türkçe sesi. Neden olmasın ki dedim. Özgürce, özgün yayınlarımı yapıyorum. Ama bu arada burada gazetecilik, medya, televizyonculuk okuyan pırıl pırıl gençler var şimdi. Onlar Kanada medyasında çok güzel yerlere gelecekler. Buna da inanıyorum. Şimdi bu araya sokuşturduğum anı nereye getiriyor konuyu? Bakayım, Western Üniversitesi, University aldığım notlar. Western Üniversitesi'nde göçmenlerin yerleşimi, iş gücü ve iş gücü pazarına entegrasyonu üzerine çalışan Profesör Michael Hahn var. Onun tespitini okudum geçen gün Toronto Star'da Nicholas Kuhn'a verdiği röportajda. Biz Kanada'da göçmenliğin başlangıcına odaklanıyoruz. Yani insan getirme aşamasına. Oysa gelenleri Kanada'da tutmak için ne araştırma yapılıyor ne de politika üretiliyor diyor. Şöyle de devam ediyor bakın tespiti. İstediğimiz ve ihtiyacımız olan göçmenleri tanımlamak, aradığımız profile uyan kişiyi seçebilmek, onların başvuruları da işlemek ve yerleşmelerine yardımcı olmak çok pahalı bir iş. Maliyeti yüksek bir süreç. Tüm bunların ardından ülkeyi bırakıp gittiklerinde yatırımımız da boşa gitmiş oluyor diyor bu işlere kafa yoran profesör. Ancak Kanada bu durumu değiştirecek doğru ve etkili adımları bir türlü atamıyor. Son yayınlarımda izlediğiniz mühendislerin denkliklerinin hızlandırılması, sağlık gibi alanlarda uluslararası eğitimlilere kolaylıkların getirilmeye başlanması bölgesel çabalar. Ancak işin çok daha başı ve daha çok uzun yol var. Vasıflı göçmeni vasıfsızlaştırıyor Kanada.
Aslında bu bilinmeyen bir şey değil. 1980'ler, 90'larda gelenler bu vasıfsızlaşma olgusunu kabul ettiler bir şekilde. Tek seçenekleriydi ya da tercihleriydi. Ya da çocuklarına daha hayallerine yakın bir gelecek sunmak için bunu bir fedakarlık olarak gördüler, kaldılar. Ancak 2000'lerin göçmen kuşağı için, hele ki 2020'lerin göçmenlerine baktığınızda bu beklentinin değiştiğini görebiliyorsunuz. Kendi eğitim ve deneyim seviyemin altında vasıfsız işlerde çalışayım, 10 yıl içinde herhalde mühendisliğimi falan yapmaya başlarım diye beklemek istemiyor göçmenler. Kanada'nın vaat ettiklerini hemen istiyorlar. Hakları. Ama sistem buna izin vermiyor. Onlar da gidiyorlar. Üstelik vatandaşlıklarını bile beklemeden gidiyorlar. Bu duruma yol açan tabii en önemli nedenlerden biri ne biliyor musunuz? Aslında Kanada'da öyle doldurulmayı bekleyen yüksek vasıflı iş çok da yok onda. Bakın 2016'dan bu yana üniversiteli, yüksek hatta daha da yüksek eğitimli, masterlı, doktoralı işsiz Kanadalıların sayısı üniversite eğitimi gerektiren iş sayısından çok daha fazla. Yani Kanada'da üniversite eğitimi isteyen işlerde öyle ahım şahım iş gücü eksiği yok. Bunu ben demiyorum. Kanada İstatistik Enstitüsü diyor. Çünkü hali hazırdaki Kanadalılar da eğitimli artık. Hepsi iş arıyor. Eton da iş arıyor. Megan da, Scott da. Bu arada Gözde'si, Kerem'i, Çağdaş'ı, Deniz'i de aynı havuzda iş için çarpışıyor, yarışıyor. İyi eğitimli iş gücü burada umduğunu bulamıyor. Ama dünyada onlara kapılarını açan, onları gerçekten isteyip sahiplenen başka ülkeler de var aslında. Bakın Avustralya var. Japonya, Singapur, hatta Birleşik Arap Emirlikleri. Hepsi yüksek vasıflı iş gücü peşindeler. Bir de Amerika var. Hele ki girişimciler için fırsatlar ülkesi hala Amerika. Kanada'da gittikçe artan yaşam masrafları ve yüksek vergilerle boğuşuyoruz. Bunlar yeni gelenler için çok da caydırıcı. Özellikle de girişimciler için. Sonra ne oluyor? 35 yaşın altındaki yeni göçmenlerin %30'u ve üniversite eğitimli yeni göçmenlerin %23'ü 2 yıl içinde Kanada'dan ayrılmayı planlıyor. Kanada Vatandaşlık Enstitüsü, Institute of Canadian Citizenship'in bu Nisan ayındaki ulusal araştırmasında çıkan açıklanan sonuç bu. Bu yüzden Kanada vatandaşlığı beklentisi ve başvuruları da azalıyor. 2021 nüfus sayımı sonuçlarına göre 10 yıl içinde PR'dan vatandaşlığa geçenler %45,7'ymiş. Oysa 2001 yılında bu oran %75'miş. Kanada vatandaşlığı cazibesini kaybediyor bir anlamda. Bu arada İstatistik Kurumu'nun verilerine göre göçmenlerin Kanada'dan ayrılması özellikle resesyon zamanlarında artıyormuş. Bunu da vergi beyanlarına bakarak ölçüyorlar. Şimdi tüm göçmen grupları arasında Kanada'da kalmaya en az meyilli olanlar, en fazla eğitimli olanlar ve burada ekonomik fırsatları kovalayanlar. Federal Skilled Worker var ya işte o programla gelenler. Buradan da pusulalarını Amerika'ya çeviriyor çoğu. Çünkü fırsatların ülkesi orası. Ya da evlerine dönüyorlar. Kanada'yı bir atlama taşı olarak kullanıyorlar. Bu da İstatistik Enstitüsü Araştırma Birimi Başkanı'nın tespiti işte önümde yazıyor. Türkiye'den birçok göçmenden benzer bir cümleyi duyabilirsiniz. Ben Pakistan'da bir kadın mimar, Kamal Bakkar'ın meslektaşım Kuenge verdiği röportajdan bir sözünü aktaracağım size, alıntılıyorum. Kendime olan saygım Kanada'da kalma isteğimden çok daha büyük. Etkileyici bir cümle değil mi? Kanada ülkeye çekmeye çalıştığı göçmenin sayısına önem veriyor ancak onlara sunduğu fırsatların kalitesine aynı önemi vermiyor. Şu anda Kanada'da 1,5 milyon temporary resident yani geçici oturum izni sahibi var. Uluslararası öğrenciler, yabancı işçiler bunun içinde. Ancak çok kısıtlı bir grubun daimi oturma izni şansı var. Kanada eğitimi ya da iş deneyimi olmayanlar için doğrudan daimi oturum iznine başvurmanın zorluğu gittikçe artıyor. 30 yaş ya da altında olmanız, masterınızın olması, İngilizce seviyenizin çok iyi olması ve bayağı bir uluslararası iş deneyiminizin olması gerekiyor. Uzaktan PR yani daimi oturum izninin başvurusu yapıp kabul edilmeniz için. Bu göçmenler geldiklerinde de yaşam pahalılığını, yaşam tarzını görüp biraz şok geçiriyorlar demek yanlış olmaz.
Bu uzaktan anlaşılabilecek bir şey değil. Bu uzaktan kurduğunuz Kanada rüyasının bir parçası değil. Kanada'ya süper zengin olmak için gelmiyor ki kimse. Doğru, eğitimlerine, deneyimlerine uygun bir iş. Mutlu edecek bütün bu gelenleri. Yerleşip ailelerini burada büyütecekler. Ancak Kanada'nın şu anki sistemine bakınca bunun herkes için mümkün olmadığını söylemek zorundayım. Kanada'nın artık çok iyi eğitimli bir genç nüfusu ve rekabete çok açık bir iş gücü var. Ortalama Kanadalı için bile bazı alanlarda iş bulmak kolay değil, kaldı ki yeni göçmen bulabilsin. Burada ne kadar yatsınsa da ayrımcılık devreye giriyor. Kanada deneyimin eksik cümlesinin ardında gizlenerek aynı iş için yeni göçmen değil, daha eski Kanadalı tercih ediliyor. Neden daha eski Kanadalı diyorum? Yerli halklardan değilse en fazla 3 kuşaktır Kanadalıdır zaten. Benim yaşımda oğlu, büyük annesi, büyük babası Kanada'da doğmuş. Kaç kişi var sanıyorsunuz eğer yerli halklardan değilse? Sevgili dinleyicim, Kanada'nın sorunu seninle değil aslında. Kendisiyle ve kendi kültürel kafa karışıklığıyla. Yasalarına bakarsanız ayrımcılık yasak. Bir işe kabulünüzü ırk ya da göçmenlik statünüze bakarak reddedemezler yasal olarak. Ama bunlar yalnız kağıt üstünde. Orada gerçek hayat var ya, o işte büyük bir mücadele gerektiriyor. Ancak yaşadığınız sorunlar ne kadar büyük olursa olsun asla bir Kanadalı'dan eksik olduğunuzu, daha az bilgili, becerili, deneyimli olduğunuzu düşünmeyin. Sadece ülkenin kodlarında gizlenen ve Kanadalı nezaketiyle böyle tatlı tatlı örtünmeye çalışan ayrımcılık yüzünden daha fazla kan, ter ve gözyaşıyla istediğiniz hayatı kurabileceğinizi bilin. Bir de hep tekrarladığım gibi buradaki tüm sorunların çözümünü yine göçmen aklı ve becerisi çözecek. Politika üretenler ve karar vericiler arasında bugüne kadar mücadele etmiş göçmenlerin sayısı arttıkça çözümler de gelecek. Umarım bu serbest akış sohbetim yolunuzda rehber olacak bir takım ipuçları verir sizlere. Yeniden görüşünceye kadar esen kalın diyorum.